Kısa Notta Yanar, son dönemin çağdaş yazarlarından üretmeye devam eden en son 7. romanını sanırım yayınlamıştı. Felsefe bölümü mezunu, felsefe alanında bir yardımcı doçentlikten yanlış hatırlamıyorsam emekli oldu Ege Üniversitesi'nden. Şimdi de emekli olduğu halde üretmeye devam ediyor. Ve bu Sıkıtalar Atlası'nda bir alt kültür temsili olarak Dilenciler Roncası'ndan bahsedeceğiz. Öncelikle geleneksel tarih romanlı anlayışıyla postmodern tarih romanı anlayışı üzerinde birazcık durmak istiyorum. Yani yansıda da gördüğünüz gibi böyle bir ayrıma gitmek istedim. Kafamızda bir şekil oluşması için en azından. Şimdi geleneksel tarih romanlarına bakıldığında bu türün tarihi öğretmek, tarihi yeniden canlandırmak, eğlendirmek gibi işlevlerinin olduğunu görüyoruz. İşte estetik değerler daha az değer önemseniyor. İçinden ziyade içerik öne çıkıyor bu türden romanlarda. Anlama yoğunlaşma var, ideolojiye dönük bir hizmet aracına dönüşüyor bir süre sonra roman. Ve 20. yüzyıl dünyasındaki postmodern değerlere baktığımızda biraz daha farklı bir yöne kaydığını görüyorsunuz. İşte gerçeğe uyma, evrensel kesim değişmez anlamları telkin etme, objektif bir tutum sergileme gibi yönelimlerle üst anlatı olarak benimsenen edebiyat, tarih, işte tarihsel roman gibi alanların bu tip nitelikleri tartışmaya açılıyor. Ve postmodern edebiyat anlayışında ya da yeni tarihselcilik gibi postmodern edebiyatın bir uzantısı şeklinde yeni çıkan yaklaşımlarla bu kabullerin artık alt üst edilmeye başladığını görüyoruz. Şimdi İhsan Oktay'ın romanlarına bakıldığında da büyük tarihsel olaylar, tarihteki önemli figürlerin yerini daha alt tabakadan sıradan insanların aldığını görüyoruz. İşte unutulmuş, gizli kalmış, önemsenmemiş, göz ardı edilmiş, marjinal, aykırı, çoğu kimlikler merkeze yerleştiriliyor bu türden romanlarda. İşte bunu da ikinci kısımdaki roman anlayışının özelliklerini tespit etmek mümkün. İhsan Oktay'ın romanlarında da. İşte özel adlar, toplumsal ünvanlar gibi bunlara sahip kişilerden ziyade daha ikinci kişiler, figürler, kitleler odak alınıyor. Dolayısıyla metinlerde de atsız ve gündelik olanın vurgusunun öne çıktığını görüyoruz. Bu kurgusal kişilikler aynı zamanda gerçeklik yanılsaması, yaratıcılık içerikte normalden uzaklaşıp anormale doğru yaklaşıyorlar. Şimdi bu bildiride de yazarın ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası'ndaki bir alt kültür temsili olan Dilenciler Loncası'nın varlığı, işleyiş şekli, marjinal yanıyla metne katkısının irdelenmeye çalışılmasına önem verildi. Şimdi romandaki olaylar örgüsünü şöyle kısaca özetleyecek olursak, olaylar ölümsüz olmak için kara paranın peşine düşen Ebrehe karakteri, babasından ayrılıp lağımcı ocağına yazılan ve sefere çıktıkları sırada kara parayı bulan Bünyamin ve üst kurmacı düzeninde romanda yaşanan tüm maceralarıyla, zihniyle yön verme melekesine sahip Uzun İhsan Efendi üçgeninde gelişen bir olaylar dizisi var bu romanda. Özellikle Bünyamin'in sıradan hayatının maceraya dönüşmesinde önemli bir dönüm noktası bu Dilenciler Loncası. Hem geniş bir hareket imkanı sağlayacak Bünyamin'e, hem de arayışında işte babası Uzun İhsan Efendi'yi arama çabası içerisinde görüyoruz romanda biz Bünyamin'i. Ve bu arayışında bir paravan işlevinde görüyoruz. Şimdi İhsan Oktay'ın romanlarında hayat hikayeleriyle öne çıkan sıradan kişilerin yanı sıra alt kültüre ait çeşitli meslek gruplarıyla ya da toplumdaki sosyal statüleriyle arka fonda kullanılan kesim, metindeki çeşitliliği arttırdığı gibi varlıklarıyla bütün değerli yapıların da yansınmasına yol açıyorlar. Şimdi yine yansıda gördüğünüz gibi romanın içerisinde geçen alt kültür temsilleri bakın ne kadar çok.
İşte bunların içerisinde forsalar var, çingeneler, kürhaniler, bıçkınlar, kıptiler, korsanlar, esir tüccarları, tellallar, kavadayılar, gülamlar, hademeler, azılı katiller, cellatlar, hırsızlar, işte cüceler, deliler, mebunlar, ahmaklar, sahtekarlar, külahçılar, vatatçılar, tefeciler gibi pek çok alt kültür temsilini romanda okumak mümkün. Bunların içerisinde dilenciler özellikle öne çıkıyorlar. Bu olaylar örgüsünde bahsettiğim o üçlü yapının yani Büyülemin, Ebrehe ve Uzun İhsan Efendi'nin hayatında önemli bir dönüm noktası aslında dilenciler loncası. Ve bunun işlevlerini zaten sorgulamaya çalışıyoruz metindeki. ve bu alt kültür temsilleri içerisinde dilenciler loncası daha ayrıntılı bir biçimde ve yazarın renkli kaleminden türlü özellikleriyle işleniyor romanda. Şimdi kısaca bir dilencilik tarihine bakmamız gerekiyor. dilencilik tarihinde dilenme işinin ne zaman nerede başladığı bilinmemekle birlikte tarihçiler dilenciliği insanlık tarihinin ilk devirlerine kadar götürüyorlar. Zeki Tekin'in yine İsmail Hamid Danışment'ten aktardığına göre, bakın dilencilik tarihiyle ilgili bilgiler Yunan tarihiyle de örtüşüyor. Diyor ki, M.Ö. 9. yüzyılda Omiros devrinde dilencilik herhangi bir sanat gibi önemli bir meslek durumundaydı. Bundan dolayı dilenciler zümresinin de bir kadrosu vardı. Bunun sebebi ise dilencilerin hem maddi hem de manevi sahalarda temizlik işçisi sayılmasıydı. Yemeklerde, özellikle ziyafetlerde kendilerine verilen diyen şeylerle odaların temizlenmesine sebep olduğu gibi dilenenlerin duaları da manevi temizlik sebebi kabul ediliyordu gibi dilencilik üzerine özellikle asırlar öncesine dayanan Yunan dilenciliği hakkında bilgi verildiğini görüyoruz. Aslında dilenciliğin bir meslek gibi algılandığını ve giderek kadrolaştığını da daha yüzyıllar öncesinden tespit etmek mümkün. Bununla ilgili önemli detaylar veriyor bu satırlar. Yine Osmanlı döneminde yaşamış dilencilerle ilgili bilgileri ise Evliya Çelebi, Gelibolu Mustafa Ali, Defterdar Sarı Mehmet Paşa, işte Avrupalı seyyahların hatıralarından ve sınırlı sayıdaki arşiv kayıtlarından ulaşabiliyoruz dilencilerle ilgili diğer önemli bilgileri. Ve Osmanlı dönemindeki en erken tarihli belgelerin yine 15. yüzyıla ait olduğunu tespit ediyoruz. Bunlardan biri de demin bahsettiğim gibi Evliya Çelebi seyahatnamesinde dilencilerle ilgili 17. yüzyılda yaşamış olan dilencilerle ilgili bilgiler veriyor bize. Ki zaten Posta Kıtalar Atlası'nın tariflendiği döneme bakarsanız benzer yüzyıllardan bahsedildiğini görüyoruz. Evet, Evliya Çelebi de yine seyahatnamesinde dilencilere özgü böyle bir esnafın varlığından bahsediyor. 17. yüzyıl ortalarında İstanbul'da dilenci esnafına mensup 7000 kişi bulunduğunu söylüyor. Kirlerinin şey hafi olduğunu belirtiyor ve dilencilerin dış görünüşleri uzun uzadıya tasvir ediliyor seyahatnamede. İşte bir geçit döneminde bir grup dilencinin ve şeyhlerinin alay köşkü önünde bir ağızdan dua etmelerini anlatıyor. Şimdi yine Mehmet Demirtaş'tan edindiğimiz bilgiye göre her ne kadar uygulamada önemli aksamalar olsa da Osmanlı başkentinde dilenciler belli bir nizama bağlı olarak faaliyet göstermek zorundalar. Gelişigüzel dilenemiyorlar. Her isteğinin dilenmesi mümkün değil. Belli kaideleri olan, belli düzeni olan bir yapı bu. Dilencilik bir meslek olarak neredeyse kabul ediliyor demiştik. Dilenmelerinde kanunen bir engel bulunmayan dilenciler esnaf olarak kabul ediliyor. Ve bir loncaya bağlı kalmak zorundalar. eğer bir loncaya bağlı değillerse nizama aykırı sayılıyor bu. Anlam genişlemesi yoluyla bir süre sonra
esmaf sözcüğüyle de tabir edilmeye başlanıyor. Osmanlı Devleti'nde dilenciler adeta, bakın, duacı esnafı gibi kabul ediliyorlar. Romandaki dilenciler loncası da esnaf olarak tabir ediliyor. Şimdi romandaki dilenciler loncasına bakacak olursak, tıpkı diğer meslek grupları gibi kendi aralarındaki örgütlenmiş işleyişiyle, otokontrol mekanizmasıyla tam bir organize yapı oluşturuyorlar metindeki dilenciler loncası. İşte alışıldık, bilinen, belli kaideleri olan, nitelikli işler gören dilenciler loncasının örgütsel ve sistematik yapısı marjinal olanın da öne çıkarılmasına katkıda bulunuyor metinde. Esnaf loncalarının bütün üyelerinin aynı mesleki düzeyde ve aynı toplumsal mertebede olmadıkları gibi romandaki dilenciler arasında da tam bir hiyerarşik düzen söz konusu. Hatta dilencilerinin kendilerine özgü törelerinin olduğunu da ilave ediyor yazar. Romanda yeni yüzü tanınmayacak hale dönen Bünyamin dilenciler loncasına kayıt oluyor. Utarit adındaki kağıtçının çıraklığına veriliyor. Ayrıca Bünyamin'in baş amiri Alem Sattı adındaki bir baş gedikli ve bu adam, yani Alem Sattı, kağıtçı başı, boycu başı, kasideci başı, bakın bunlar dilenciler loncasındaki o hiyerarşik düzeni de gösteren adlandırmalar. Kasideci başı, ama başından sorumlu bir kişi. Ve bu hiyerarşide görev alan herkes dilencilik mesleğinin öne çıkan, işte toplumda insaf, acıma, yardımseverlik, dindarlık duygularını ateşleyen, kimi fiziksel özelliklerine göre tanımlanıyorlar. Ve dilencilik mesleğinde biliyorsunuz yoksul, engelli ya da hırpani olmak geçer akçe. Ve dilenciler loncasındaki o kıdemli zevatın aksakallı pir namıyla anılması da yine Osmanlı dönemindeki esnaf birliklerinin oluşumunda dinsel tarikatların rolünü çağrıştırıyor. Bakın romanda asırlar öncesine dayanan bir kurumlaşmış yapı ele alınıyor ve bu garip ama renkli bir dünya olarak tasvir ediliyor. Hatta bir sanat olarak kaydediliyor. Yani Yunan tarihinden verdiğimiz ilk dilencilik tarihiyle ilgili olan bilgilerde de sanat olarak geçiyordu. Ve esnaf arasındaki yine rekabeti önlemek, esnaf ile devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek, dayanışma ihtiyacı gibi temeller üzerine kurulan loncaların metindeki parodisi dilenciler loncası üzerinden yapılıyor. Dilencilik mesleğinin püf noktaları, lonca mensuplarının grup dayanışması, iş bölümü, dilenme yöntem ve teknikleri, dilencilik eğitimi gibi konulara dikkat çekildiğini görüyoruz. Bunlar da daha çok absürt ve mübalağalı bir dille anlatılıyor. Şimdi görsellerde gördüğünüz çizgiler İlvan Ertem'in Puslu Kıtalar Haftası adlı işte çizgi romanından geçtiğimiz sene yayınlanmıştı sanırım. Çizgi romanından alıntıladığım şeyler. Bakın dilenciler loncasındaki o yapıyı çizer bu şekilde ifade etmiş. Şimdi biraz uzun bir alıntı ama metin içerisindeki yapıyı görmemiz açısından hemencik şöyle biraz bir bakmak istiyorum. Metinde nasıl anlatıldığına, dilenciler loncasının o işte absürt ve mübalağalı dil dedik ya, onu görmek açısından bence önemli satırlar bunlar. Şöyle diyor yazar: acındırıp sadaka koparma sanatının dehaları olan bu ahali, her biri gerçek birer yaratıcılık eseri olan sayısız yöntem ve üslup geliştirmişti. Hatta bazıları mesleğin püf noktalarını anlatan kitaplar yazıp tecrübelerini gelecek nesillere miras bırakmışlardı. Gerçekten de loncanın kütüphanesi üstad dilencilerce yazılan hesaba gelmez kitapla doluydu. Bu kitaplar dilenme tarzları yanı sıra genellikle kaside ve mamal besteleri, 72 ulusun darphanesinde basılan paraların katalogları, sadakayı artırmak amacıyla bedende bir hasar yaratmanın usullerini gösteren cerrahi kitaplarından ibaretti. Tıp kitapları elbette ki loncanın resmi cerrahlarına aitti. Bu acımasız adamlar Anadolu'nun çeşitli yerlerinden getirilip
Hızır 7'ye satılan çocukların kollarını, bacaklarını, kemiklerini derin yaralar geçerek dilenciler ordusuna yeni neferler kazandırıyorlardı. Cerrahların yanı sıra Lonca sarrafları toplanan paralar içinde şüpheli olanları inceliyor, sikkelerdeki altın ve gümüş oranlarını el kimya işlemleriyle tespit ettikten sonra hasılatı muhasebecilere teslim ediyorlardı. Paraları inanılmaz bir hızla sayan bu görevliler ise yekünü gelirlerde bir dene işleyip o gün sadakaların hepsini kutsalların Hızır 7'ye veriyorlardı. Dilencilerin tembel, atıl ve hevessiz kişiler olduklarını savunanların aslında ne kadar yanıldıklarını anlamaları için gelip de loncaya bir göz atmaları yeterdi. Çünkü onlar da gündüz vakti gözlenen bezgilik ve uyuşukluğun tersini bu esnaf geceleri sadece birkaç saat uykuyla yetinerek karıncalar gibi çalışıyordu diyerek bakın. O dilenciler loncası içerisindeki yapıyı ne kadar renkli bir kalemle anlattığını görüyoruz. Ve son birkaç görselle birlikte konuşmamı bitireceğim. Bu yine İlvan Ertem'in Dilenciler Loncası ile ilgili Husuktalar Atlası çizgi romanından alıntılanan birkaç görsel. Bakın bu şekilde çizmiş. Görüldüğü gibi romanlarda öne çıkan figürler, ne resmi tarihteki özel adlar, toplumsal ünvanlara sahip kişiler, yüksek tabakadan kişiler olduğunu görüyorsunuz. Romanlarda işte postmodern edebiyat anlayışının etkisiyle ikinci ya da ötelenen, kimliksiz olan, önemsiz gibi görünen kişiler gündelik hayata yakın olana imtiyaz tanındığını görüyoruz. Sahne artık onların çünkü sıradan insanın hikayesi sayesinde bütünün ve genelin yapısı hakkında da hüküm verebilmek olası görünüyor. Ve Kutlu Kıtalar Atlası'nda da Konstantiniyye'nin dört bir yanını dolaşan Bünyamin'in sokak aralarında karşılaştığı alt kültür grubuna mensup kişilerin uzun uzadıya anlatımıyla okur, ötelenen, önemsiz kabul gören bir kesimin canlı tanığı oluyor. Ve Dilenciler Loncası örneğinde olduğu gibi renkli ve zengin bir içerikle bunu yazar bize sunuyor. Arkadaşlar teşekkür ederim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu